Olimpist sunar. Malzeme listesini verelim ve yemeğimize hemen başlayalım yapmaya. Tamam, siz başlayın, ben de şöyle Tunç Bey'e eldiven vereceğim. Ayşe, tamam, Tunç Bey oturmuyorsunuz. Yoğurt yok, suyumu içtim. Ve tamam, suyunu yemek içtim. Yaptırtacağız ayrıca. Havuçlar hazır, onları evet. Tamam. Rendeleyeseniz. Rende tamam. Yapıyoruz havucumuzu. Tabii rende yapacağız. Şimdi ben malzeme listemi sayacağım, bana tamam. İzin verir misiniz? Buyurun. Lütfen. Buyurun, sıra sizde. Evet, 6 adet domates kullanıyoruz. 400 gram havuç kullanacağız. 1 tutam maydanoz. Dereotu kullanıyoruz. 2 adet kırmızı biber, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber kullanacağız ve yarım çay bardağı sıvı yağ ihtiyacımız var. Domatesli havuç dolması için, Abdullah Usta'nın bu güzel yemeği için. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızı güzel bir şekilde, bakın ne yaptık, doğradık. Evet. Sıvı yağımızın üzerine koyduk. Şu an kavuruyoruz tenceremizde. Kavruluyor. Ve havuçlarımızı soyduk, öyle değil mi usta? Evet, şimdi havuçlar soyuldu ve rendelendi. Ben de bu arada domatesleri şöyle içinden çıkaracağım. İçini şöyle gördüğünüz gibi bıçağın yardımıyla alıyoruz. Şöyle onları alayım biraz. Evet. Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavurdu. Havuçları şöyle yavaş yavaş içine ilave edip tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Biz bunun ismini yanlış söyledik. Havuçlu dedik ama aslında bu daha doğrusu şöyle dedik. Domatesli havuç dolması dedik ama tam tersi olacak. Havuçlu domatesli olması evet, olacak. Havuç kavrulacak, içine gidecek. Evet. Ondan sonra fırınlanacak. Şöyle kapak yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle bıçağın ucuyla ne yapıyoruz? Domateslerin içine alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. 6 adet domatesimizi şöyle... Bakın muhteşem iki sebzeyi buluşturacağız. Harika olacak gerçekten. Çok hafif. Çok hafif, çok vitaminli, çok sağlıklı. Hafif olacaksınız. Kesinlikle öyle. Bak çok lezzetli. Ama bak usta ne kadar güzel. Herkes diyor ki işte diyet yemekleri yok mu, komple mutfakta yapmıyor musunuz diyorlar sevgili izleyenlerimiz. Arkadaşlarımız, dostlarımız bazen işte arıyorlar işte diyet yemekleri yapmıyor musunuz diye. Zaten diyorum ben bol bol sebze yapıyoruz. Bakın zaman zaman izleyin. Bugün de aslında bu güzel bir diyet yemeğine örnek oldu. Evet. Bir de kürümüzü verdik bugün. Ya, çok güzel denk geldi. Diyet işte. Yemeği deyince hemen şey zannediyorlar. Yani böyle yağsız tutsuz. Şey. Hayır yani, hayır. Ya, yani. Bir de aslında diyet yaparken her şey kararında. Biliyor musunuz? Ekmek yemeyeceksiniz. Evet, ekmek. Maalesef o beyaz ekmeği hala hayatımızdan çıkartmış değiliz. Onunla ilgili çok güzel çalışmalar var. Evet. Yasalaşacak inşallah. Artık bundan sonra %100 beyaz ekmek yemeyeceğiz. Beyaz un kullanmayacağız. Evet. Bence yeterli bu. Yeterli. Tamam. Evet, şöyle 6 adet domatesimizi de ne yapıyoruz? Kapak şekli üstten şöyle kapak alıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz şöyle ortadan bıçağımızın yardımıyla gördüğünüz gibi açıp ve bıçağımızda şuradan içinde bıçağımızla şöyle kestikten sonra evet. Gördüğünüz gibi hemen dibinden güzel bir çizik atıyoruz. Evet, hemen çıkıyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel. O başka bir teknik galiba. Alttan bir evet. Şey daha yapıyorsun. Tabii şöyle üstten bıçağımızla şöyle gördüğünüz gibi bir kapak açıyoruz. Ve bıçağımızda gördüğünüz gibi şöyle kenarında daire çizerek şöyle. İçerisini güzel oyacağız. Evet şöyle güzelce. Daire çizdikten sonra alttan şöyle bıçağımızın ucuyla ne yapıyor? Şöyle kopardıktan sonra o rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çıkıyor. Evet, ellerinize sağlık gerçekten. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Domateslerimizi. Domateslerimiz hazır. Havuçlarımız çok az daha kavrulsun. Tamam. Bakın soğan ve havuç ikisini beraber kavuruyoruz. Ondan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra İçine oyduğumuz domateslerimizi dolduracağız. Dilersen... Sonrasında fırına göndereceğiz. Dilersek ne yapalım? Aslında sen gülüyorsun ve senin için güzel bir türkü daha dinleyelim. Tamam o zaman. Evet, ben hemen yapalım. Hissettim. Dedim dinleyelim. Ki, usta dilersen derken aslında böyle. İşte bana diyor dilersen ama işte kendi diliyor. Kendi diliyor gerçekten değil mi? Gerçekten usta hem söylemeyi hem de dinlemeyi çok seviyor böyle güzel türküleri. Şimdi ne yapalım? Tunç Bey'in güzel sesinden yine güzel bir türkü daha dinleyelim. Ama önce şu gıcığımı gidermem gerekiyor. Evet. Evet ve tabii ki bütün kameraman arkadaşlarımıza da gelsin. Onlar da gerçekten böyle seviyor. Hani bize yok mu diyorlar böyle. Biz de sevmiyor muyuz? Ne diyeyim artık böyle sevenlerini sevdiklerine bağışlasın. Amin evet. Şimdi ya. Ne yaptı sevgili izleyicilerimiz? Güzelce havuçları kavurduk. İçine biber,
domateslerimizi içini ne yaptık? Ziyan etmedik. Onu da içine ilave yaptık ve baharatlara verdik. Tuz, karabiber, biraz da pulver verdik. Ve iki adet de biber verdikten sonra önce domateslerimizi içini çıkarmıştık zaten biliyorsunuz. İçini doldurduktan sonra altına çok az bir şey bir sıcak sudan koyduk. Ve şimdi 180 derece bir 5 dakika güzelce fırında kızaracak ve ondan sonra alıp servis yapacağız. Şöyle fırına sürelim. Zamanımız da az kaldığı için şöyle. Bir şey söyleyeyim mi sevgili hanımlar? Bakın gerçekten bakın şu an tencerenin içinde içimiz görünüyor ya. Dolma yaparız bilirsiniz böyle evet. Güzel zeytinyağlı dolma yaparız ya. Tunç Bey hatta siz de bakın isterseniz şöyle. Hiç kokuyu ayırt edebiliyor musunuz? Sanki içerisinde öyle değil mi? Pilav evet. Varmış gibi gerçekten böyle. Yağ konmadı doğru mu? Evet. Yok koku olarak da. Evet. Dolmanın içi gibi kokuyor. Evet evet dolma içi. Hakikaten bakın hiçbir farkı yok. Halbuki yani hani şey evet, derler yani... havuç tatlandırır şey tatlıdır şey oluyor ama gayet çok güzel. Çok koktu gerçekten domates de böyle onun artık güzel bir ekşi bir koku verdi ona. Kesinlikle deneyin yapın diyorum sevgili hanımlar harika oldu böyle güzel bir sebze dolması oldu. Hem diyet yapıyorsanız eğer ki diyet yapmıyorsanız şayet yaz mevsiminde özellikle böyle biliyorsunuz hafif beslenmek gerekiyor. Evet. Havalar da ısındı. Artık yemek yemeye bile halimiz yok. Su içmekten inanılmaz midelerde yer kalmıyor. Böyle hafif yemekler yerseniz kesinlikle yine böyle vücudunuzun o enerjisini koruyacaksınız. Perde pilavı yaptık, İzmir köfte yaptık ve havuçlu domates dolmamız da çıktı fırınımızdan. Evet şöyle ne yapalım? Harika bir şekilde bakın. Evet şöyle bir gösterelim. Şöyle kapaklarını açalım. Gördüğünüz evet, gibi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ellerinize evet, sağlık usta. Kesinlikle ne yapın? Yapın, deneyin diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bu güzel günün sonuna geldik. İnşallah yarın mutfakta yeni yemeklerle karşınızda olmayı umuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet, yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler.